Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günden daha. Merhaba arkadaşlar, bugün Temin bir tane abi geldi. Vallahi bisikletinde gözüm kaldı. 15.000 TL Ghost. Aa, geliyor. Aa, yine mi geliyor? Selamünaleyküm abi. Merhaba. Ne yapıyorsun? Gözüm kaldı diyor bisiklette. Para yok ki abi. Sen atacaksın ya pedallar. Onlar SPD pedal değil mi? Evet. Kilitlenebilir. Dün ters bir hareket denedim de. Belim ağrıdı. Hastaneden geldim. Geçmiş olsun. Ey Murat, sen bir şeyler yap bari. Hadi Murat. Hadi Murat, hünerlerini göster. Ezilirim. Zaten o bana her şeyi öğretti. O buradaki parka geliyordu, ben ondan öğrendim bunları. He, demek o ondanmış. Evet. Kardeşim, bu kadar basit. Sen de çalış, sen de öğren. Ne, ben bileyim ki. Tut bak nasıl bunny yapıyorum şimdi. Bak. Furkan abi, sonra sen de yapacaksın aynısını. Bak. Tam hile döndü. Ben tutayım bunları. Cemil bisiklet öyle. Her yapışımda 5 deme çiyor. Sen neden tam hile döndün? Sen gezip ayakkabı da satılık. Ayakkabıyı da veriyorum. Ayakkabıya 2000 lira vermiş. Bisiklet kaça satarsın? 2400 lira verdim. 2000'e falan salarım. Bisiklet kaça? Tala, bir aylık maaşınla ayakkabı alabiliyorsun. Ne düşünüyorsun? Yetmiyor ki valla. Harbi bir aylık maaşından ayakkabı da alamıyorsun. Bak kanka, bir kere bu bisiklet sürüyorum. Ben kendimi de... Herkesin ayarı bozulmuş. Oo. Ben bilmiyordum, dur. Bekle. Murat'ın... Bir hikayem büyük. Bak. Sonra vitesi 1'e attım, tamam mı? Janta bir girdi zincirin. Altıma dişlerim var ya. Furkan abim yanına götürmede hemen onu yapayım derken onun dişlileri çok sivri, tamam mı? Hmm. Elimi kestim dişlilerle ama... Oğlum elinden son... önemli mi? Evet. Elimden yaptım. Sonra elim acı. Murat bisikletinden oluyordu. 1300 lira. Arkadaşlar Tala BMX'lere bakıp özeniyor ama parası olmadığı için al. Son kadrosun rengini çok güzel lan. Ama hala paran yok. Nereye gidiyoruz? Oğlum farklı camiye gidecek bari, hep aynı cami. He bu arada arkadaşlar, Muratlarım o Bodrum'a indik. Arkadaşlar Muratlarım Bodrum'da Alyanlar vardı, var ya bisiklete sıkmadık yerine bırakmadım. Alyan yok çünkü bende. Çünkü bisikletin anasını bellemiş, her taraf disklere varana kadar sıktı. Arkadaşlar bisikletin her yeri gevşekmiş ya. Evet arkadaşlar, şimdi buraya su içmeye gelmiştik. Murat'ın amortisörü su sıkıyorum. Bakın şuradan su ekliyorum. Bak. Gördüğünüz gibi buradan su boş. Burada delik var. Buradan su boşaltıyor. Buradan sen. Bu çok iyi lan. Daha boşaltayım mı? İçi temizlenir. Abinin fren var ya böyle. Of. Bak. Şu kadar bastı, arka kaldırdı. Demek şu kadar basıyor. Şey yapmaya basıyor. Daha fazla basıyor böyle titiyor. Arkadaşlar bu arada bisiklette hemen göz ucuyla parçalarını çıkardım. XT set var bisiklette. Frenler falan çoğu şey X'i. Ya vallahi arkadaşlar bir aktarıcısı 800-900 TL. Yani gerisini siz düşünün. Amortisör Fox kaşıma yani 4-5 bin lira çok rahat vardır. Yakalamayız. Talla Fox kaşıma almak için böbreğini satıyor. Emin abi. İyi öyle geziniyoruz, siz ne yapıyorsunuz? Bak yakından çekme, bak güzel çıkmıyorum. Ama çok tatlı çıkıyorsun. Bugün zaten kavga ettim bir çocukla. Ooo bad boy Murat. Belalı Murat. Ben Murat güzel. Kim dövdü? Ben. Ooo. Çocuk ağladı, hocaya söyledi. Vay, Kur'an kursunda ben kavga. Ben de sonra ne oldu, tamam mı? Bak onu da anlatayım dur. Anlat. Çok güzel. Kur'an bak. Kursunda mı şey yaptınız? Evet. Harika. Bak. Langırt oynasam orada langırt var. Vay, Kur'an kursunda. Evet. Bir de tenis var. Bu Kur'an kursunda. Yok. Başka bir yer. Ne bileyim oğlum, bizim Kur'an... Ben de Kur'an kursuna gittim, hiç öyle şeyler yoktu. Langırt'ta biz yeniyoruz, tamam mı? Çocuk çok yalancı. Hile yapıyor. He. Bak biz yeniyoruz 7'ye 4. Sonra Murat ona demerdi. Şey. Murat palçata çıkartıp... Dur ya. Öyle dedikten sonra ben de sinirlendim. O bana mal dedi. Biz yeniyoruz dedi. Of. O bana mal dedi. Ben ona mal derim sonra. Oy. O bana vurdu. Ben ona vurdum, tamam mı? Oy. Mal mal, oy oy deyip durma. Bak sonra... Of. Anlatma, vallahi umurumda değil. Cemil abi. Efendim? Hayırlı çekimler abi. Sağ ol. Bir şey demek ister misin? Evet. Abone ol, like at diyeceksin değil mi? Abone ol, like at. Nasıl biliyorum ama? Siz
Ağacını biliyorum aslında. Şimdi Muratlar geliyor. Şuradan gördüğünüz gibi buradan böyle hızlanıp buraya uçak. Yani ne yapalım? O da ayrı konuda. Of. Murat oğlum o neydi? Arkayı vurdun, arka sekti. Dayanamadı o güce. Arkayı vurdum. Nasıl vurdun? Nereye vurdum? Nereye vurdun? Ya ben sana diyorum, arkayı vurdun, arka sekti diyorum. Nereye vurdun? Bir şey vurmadın ama arka yere indi, bir daha sekti. Arkadaşlar şimdi maalesef ki üzücü bir olay yaşadık. Murat maalesef ki düştü. Ve bu sefer sağlam düştü. Yani baya baya düştü. Arkadaşlar normal gidiyordu. Ondan sonra yerde bir çukur varmış böyle bir anda. Şöyle bir şey. Hatta oranın fotoğrafını çektim. Oradan geçerken dengeyi bir kaybetti. Kafayı vurdu. Allah'tan o kadar bir şey yok ama yine de kafa biraz gitti. Zaten yok iyice gitti. Bir de arkadaşlar bize mi öyle geliyor? Burası çukur mu bak? Ya ben de bilmiyorum be. Arkadaşlar şöyle şurası. Aa şimdi şişmeye baş. Harbi şişmeye başladı. Oraya buz koy kanka. Tamam bisiklet. Çok düşük bir ihtimal ama neyse. Vallahi arkadaşlar öyle düştük. Siz de kafasını gördünüz. İlk başta orası göçük gibiydi böyle içeri gidikti. Şimdi şişmeye başladı. Yani te saçının oralarda falan da bu arada şey kan var. Bu arada Allah affetsin vallahi ilk düştüğünde çok güldüm Murat'a. Ama çok komikti ya. Tabii ben kafasını vurduğunu falan tam görmedim. Bayağı bir güldüm. Ondan sonra bir baktım kafası falan kanıyor. Sonra ciddileşme ve panik. Ya bir de arkadaşlar bir şey fark ettim. Murat'ın sadece kafasında değil her yerinde yara var ya. Çocuğun var ya bacak, kol, diz her yerinde bir yara izi var. Evet arkadaşlar şimdi şuradan uçuyorduk. Şöyle biliyorsunuzdur burayı. Ya bunlar Salih ile Murat uçtu. Sonra ben de bir uçayım dedim. Bir uçun direkt ön teker şu taşa bir çarptı. Direkt şambiral gene yarıldı mı ne olduysa. Çarptığım gibi indi zaten. Bir saniye sürmedi. Şu an gördüğünüz gibi oturdu lastik. Şimdi eve kadar götüreceğiz. Valla şambiral yarıldıysa bir 50 lira daha yani. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen sefer lastiği patlatmıştık. Ki iyi ki patlatmışız. Ben şey sanıyordum. Dedim gene şambiral gitti hani. Yırtıldı sanıyordum. Sadece patlakmış. Şöyle sağ olsun babama kilitledim babam yapıyor. Bir şey bilmeyeceğim fazla bilirsen tabi öyle üstüne kalır. Evet. Bilmiyorum desen, beceremiyorum desen, anlamıyorum desen. Yani mesela ben de arkadaşlar yamayı beceremiyorum. O yüzden babama yaptırıyorum. Yoksa üşengeçlikle falan hiçbir alakası yok. Evet arkadaşlar şöyle lastiği ayarladık. Bir de şu oralarına falan gene Aytekin yaptığı gibi yapıştırıcı sürdük ama. Yapıştırdığımız derbeyler arasından kurusu. Aynen arkadaşlar derbeyi sürdük şöyle yapıştırıcı. Nerede? Düştü astıklar gidik. Mitas duy beni. Herkese bir tane düş lastik. Evet arkadaşlar şimdi geziniyorduk öyle lastiği falan ayarladık. Bir de arkadaşlar bir gidiyorduk ve bir baktık Furkan abi. Bu Furkan abi de şey arkadaşlar Doğayil bisikleti, yarış bisikleti. Bir tane de XC bisikleti var. Maşallah yani adamda para çok. Orada da Furkan abinin yarış bisikletini biraz kurcaladık. Ben kurcalamadım da Murat falan hemen bir mıncıkladı. Karbon fiber arkadaşlar. Acayip bir şey. Evet arkadaşlar şimdi onlar hele şükür marketten çıktı yani. Şöyle almışlar bir şeyler. Ayağım kayar diye korkuyorum. He altam onları şey. Arkadaşlar SPD ayakkabı. Çıkartacağım ayakkabıyı. Direkt çorapla. Ayağımı delmez değil mi kanka? Bence hiç deneme. Vallahi ben onun acısını çektim. Hiç hoş değil. Bir kokuyor üst taraftan çıkıyor. Benzolumu var ya pedallar öyle bir deliyor ki. Arkadaşlar bu arada o karbon fiber dediğim bisiklet bu Salkan onun. Genelde pek böyle bisikletleri yok. 20 liraymış bu bisiklet. Normal karbon fiber bisiklet dediğin zaman zaten 10-15k. Ne bak aklıma hep buna dokunduğum zaman plastik gitti gibi geliyor. Murat. Ne bileyim oğlum çok değişik bak sese bak. Değil mi? Acayip bir ses var arkadaşlar. Karbon ya. Neresinde? Bir kere sürmeyi denetene bak. İzle. Kanka benim boyum yetmez. Değil mi Murat sen daha kendi bisikletini zor sürüyorsun be. Şuna bak. Değil. Bir kere onda koltuk ayarı yok benim bildiğim. Koltuk hep öyle kalıyor. Daha hafif olsun. Alyan'la. Alyan'la aynı. Aa, onun nasıl bir koltuk ayarı o lan? Arkadaşlar şuradaki minnacık nokta. Fren de çok değişik lan. Bu fren. Bu fren değil mi? Ne fren de lan o? Sanki bir şey fren ama fren işte. Ya. Ver kamerayı bana sen yap. Al. Ben de mıncıklayayım be hala. Herkes mıncıklayayım. Şimdi bu Haşmetli Cemil.
Dolma parmaklarınla. Çok hafif oğlum be. Oğlum bizim bisiklet. Sen şey yap şey arka. Giderken şunu şöyle götürürken ön frene bak. Bizim bisikletlerden iki tane. İki taneden bile az. Bizimki 16 kilo mu ne? Evet arkadaşlar. O kadar. Bugün bisiklet mıncıklıyoruz. Bunu olduğun yerde denesene. Barış onu çok iyi yapıyor. Daha starter peksin kanki gel. Evet çok güzel. Şimdi bunu bulduğun yerde yapabilmem. Oğlum abi bu dört şaplardan hiç ses gelmiyor ya. Ne olarak? Ya direkt ses gelmiyor oğlum bisikletten. Baksana. Ya bak aynısını bu ben... Bu dört şap mı? Evet. Sen de bir bunny shake bakayım ya. Hadi. Evet bunny yarışması yapalım. Noob, amatör, pro. Ya tut şunu be, bunny görsünler. Şimdi Cemil kıyamet alameti verecek o sesle. Şaklayan amortisörle. Bak, izle. Tüm vidalar ayrı oldu, geri dönüş tamam, gözümün önünde. Evet Cemil. Ben onu ben sadece Murat'a yapabilirim, başka kimse yapamaz orada. Çok mükemmel görünüyor ama bak. Video kaydını izle. Blur atacağım ki. Blur atacağım. Video kaydını izlesene. Arkadaşlar oraya blur attım bu arada. Çünkü gidip WhatsApp sticker falan yaparsınız şimdi. Altına oh no falan yazarsınız. Sakma sakma. Arkadaşlar şu an Furkan abi değişik hareketler deniyor. Oha bayağı oluyor lan. Onu ne? Yapıyor. Yapıyorsun bu sporu. Arkadaşlar ayağı yere değmiyor şu an. Abi şunun üstüne ne atlayacağım? Onu çeker misin? Arkadaşın üstüne ne atlayacağım? Şey, o bak kaza yaparsan çok izlenir. Ben bunu sevdim. Arkadaşlar arkadaşının üzerinden atlayacakmış arkadaş. Yani arkadaşının bacağının üzerinden. Bak bu iyi. Evet arkadaşlar şimdi Furkan abi yarış bisikletiyle tek teker yapıyor. O nasıl oldu lan? Pedaldan ayağım çıktı. He. Arkadaşlar bu SPT pedal işte dediğim gibi ayakkabı. Ayakkabısı falan var böyle pedala kilitleniyor. Değişik bir sistem. Evet arkadaşlar şimdi Furkan abiyle değişik hareketler denemeye devam ediyoruz. Furkan abi yarış bisikletiyle direği tutarak tek teker yapıyor. Tek elle yani. Nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Valla ilk deneyişi bir de garip olan tarafı. Adam doğuştan bisiklet çaldı. Deniyor. Arkadaşlar şimdi Furkan abi bir daha deniyor. Düşmeden galiba rahat etmeyecek. Sanki abi tavaf ediyorlar. Herkes aynı yerdeki yuvarlak bir şekilde duruyor. Yap gitsin abi be boş ver. Kanki bani mani da at bir şeyler yap ya. Gerçekten bisikletin yarı canı gidiyor. Bani de direğe sürt. Bani çekiyorsun bisikleti hafif yan yapıyorsun. Şu arkadaşa sürttürürsün arka tekeri. Tamam. Çok şey geldi ama neyse. Arka var ya yarı canı gidiyor. Hissedebiliyor mu onu yaparken ya? Çok. Çekince ayrı, oturunca ayrı kırılıyor bir şeyler. İnceden eve doğru yanmayalım bari. Bence de.
Neyse arkadaşlar, öyleyse bugünkü videomuz da böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.